Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Karadeniz somonu temizleyeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere somonlarımız burada. Evet, videomuzu ilk defa izliyorsanız ben Erman Krankaya, balık restoranı işletiyorum ve yaban hayatı fotoğrafçısıyım. Sizlerle bununla ilgili videolar paylaşıyorum. Somonumuz gördüğünüz üzere Karadeniz somonu, balıkçınızdan alırken deniz alası da diyebilirler buna. Dişi somon almaya gayret gösterin. Erkek somonların derileri daha kalın olur ve et verimi güzel olmaz. Biraz daha grimsi olur. Bu somonun eti kırmızımsı da olabilir, turuncu renkte de çıkabilir. Genelde Karadeniz bölgesinde yetiştirilir ama güzeldir. Hep birlikte birazdan fileto çıkartacağız, şişlik yapacağız. Haydi başlayalım. Balımızın buradan bir bıçak yardımıyla bu şekilde bir çizgi atıyoruz. Ve sırt boyunca burada dümdüz bir sırt kemiği vardır. Sırt kemiğinin üst tarafından bu şekilde bakın. Bıçağımızı böyle alıyoruz. Sona doğru yaklaşınca biraz bıçağımızı ileriye götürüyoruz. Evet. Yine böyle bir bıçak. Hep kemiklerin sesini hissedeceksiniz. Bu şekilde. Daha sonra bu şekilde kemiğe bıçağımızı sürte sürte filetomuzu çıkartıyoruz. Balığın hiç karnını falan yarmamıza gerek yok. Zaten kemiğiyle, karın etiyle birlikte tamamen ayrılacak bu şekilde. Evet, şimdi diğer tarafından yine buradan yelesinin olduğu yerden bir bıçak atıyoruz. Daha sonra kemiğin bu sefer üst tarafından. Şurada gördüğünüz şu sırt kemiğinin üst tarafından bu şekilde bıçakla yavaş yavaş gidiyoruz. Daha sonra kuyruk bölümüne geldiğimizde bıçağımızı ileriye alıyoruz. Bu şekilde kuyruğa kadar açıyoruz. Daha sonra yine kemiği bıçağımızla sıyıra sıyıra, bakın burada alta geçmişim, alta geçtiğimiz yerleri bu şekilde alıyorsunuz. Bu şekilde sıyırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi karnını hiç açmadık. Direkt fileto çıkarttık. Bu kadar basit somon temizlemek. Evet, balığımızı fileto çıkarttık. Şimdi burada küçük karın altı yeleleri var. Bunları bu şekilde alıyoruz. Şöyle fazlalıkları varsa bunları böyle alabilirsiniz. Şurada hafif bir kılçığı olabilir. Bunu böyle alabilirsiniz. Eğer ki kılçığı çıkartırken buralarında, şuralarında kılçık kalırsa bu şekilde bıçakla alabilirsiniz. Şimdi bir tanesini dilim yapalım. Yıkamadım ama daha sonra en son yıkarız. İsterseniz böyle 3-4 parmak kalınlığında dilim de yapabilirsiniz. Böyle 2 parmak kalınlığında da yapabilirsiniz. Şu şekilde dilim yapabiliriz. 2. Bu şekilde. Şimdi diğeriyle de fileto çıkartacağız ve şiş yapacağız. Balığımızın sırt tarafında minik kılçıkları var. Bunları bir cımbız yardımıyla şu şekilde alıyoruz. Fileto bıçağı yardımıyla başka bir bıçakla bu şekilde destekleyerek buradan böyle düz bir şekilde fileto çıkartabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Evet, somonumuzu dilimledik. Şişlik haline getirdik. Şimdi hep birlikte sizlerle şiş yapacağız. Evet, köy biberi kullanabilirsiniz. Kapya biberi kullanabilirsiniz. Sarımsak kullanabilirsiniz. Defne yaprağı olabilir. Arzu ederseniz domates kullanabilirsiniz. Aralarına limon yapabilirsiniz. Biz şu an kapya ve köy biberi yapacağız. Şöyle ben biraz göstereyim. Evet. Her arkaya bir tane biber takabilirsiniz. Biber daha şey tutar. Şu şekilde görüyorsunuz. Evet, şimdi somonların uzun yaptığımız dilimlerini bu şekilde katlıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ara bir tane kapya atalım. Evet. Somonların şu şekilde mesela, nasıl göstereyim? Şöyle bütün olan yerlerini böyle alabilirsiniz. Ara bir tane sarımsak atalım.
Sarımsak da ızgarada çok güzel bir lezzet verir. Evet, şu şekilde. Araya yine bir tane şöyle somon atıyoruz. Evet, somon şişemiz bu şekilde. Bugün sizlerle Karadeniz somonu temizledik, fileto çıkarttık, şişlik haline getirdik. Elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla anlatmaya, temizlemeye çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ne diyoruz? Haftada 3 gün balık, ömür boyu sağlık. Balık, balıkçı Doğan'da yenir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.